SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe eylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 27 Eylül 2024 Cuma tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın son yayınında birlikteyiz. Bugün haberlerden sonra Avustralya'daki gelişmelere değineceğiz. Büyük süpermarket zincirleri Woolworths ve Coles adeta kum torbasına döndü. Herkes ver yansın ediyor. Bugün de bir rapor açıklandı ve bu büyükler hakkında manzara hoş değil. Ayrıntıları haberlerden sonra dinleyebileceksiniz. Bugün yayın, bugünkü yayınımızda ayrıca Ortadoğu'daki gelişmelere de yer vereceğiz. Bir ateşkes girişimi söz konusu oldu. Bugün Yavuz Ohan Türkiye gündemini de değerlendiriyor. Ayrıca Avrupa Ligi Türk takımlarının aldığı sonuçlar ve hafta sonu oynanacak maçları da kapsayan spor bölümüyle haftayı kapatacağız. Mesajda gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Voronjeri-Voyvoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı Haber Bülteni ile sürüyor. Başbakan Albanizi İsrail'in yapılan barış çağrılarına kulak vermesi gerektiğini söylüyor. Hazine Bakanı Jim Charles, Çinli mevkidaşlarıyla önlerindeki zorlu yolu dürüstçe masaya yatırdıklarını belirtti. New York Belediye Başkanına karşı açılan yolsuzluk davasında Türk yetkililerin ismi geçiyor. Başbakan Anthony Albanese, İsrail başbakanı Netanyahu'nun İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısını reddetmesini hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Dün Amerika, Avustralya ve müttefikleri İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapan ortak bir bildiri yayınlamıştı. İsrail başbakanı Netanyahu ateşkes yerine ordusunun Lübnan'daki Hizbullah'a karşı tam güçle savaşmaya devam edeceğini söyledi. İsrail'in pazartesi günü başlattığı hava saldırılarında 700'den fazla Lübnanlı hayatını kaybetti. Başbakan Albanizi, İsrail liderinin uluslararası çağrılara kulak vermesi ve cinayetleri durdurması gerektiğini söyledi. I say to Prime Minister Netanyahu that he needs to listen to the international community, just like Başbakan konuşmasında Netanyahu'nun uluslararası toplumu dinlemesi gerektiğini söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada ve diğer ülkeler gayet açık bir şekilde bu gerginliğin azaltılmasını talep ediyor sözlerini kullandı. Hazine Bakanı Jim Charles, Çinli mevkidaşlarıyla yapılan görüşmelerden övgüyle söz etti. Bakan Avustralya'nın en büyük ticaret ortağının potansiyel bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna da dikkati çekti. 7 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk Avustralyalı Hazine Bakanı olan Charles, ziyarette iki ülkenin karşılaştığı zorluklardan ve fırsatlardan bahsetti. Çin'in Covid sonrası durgun ekonomisi, kömür ve demir ihracatının düşmesi nedeniyle Avustralya'yı daha şimdiden etkiliyor. Dr. Charms, Çin ekonomisi için önümüzdeki 3 yılın zor bir dönem olabileceğini ve bu dönemi her iki ülkenin birlikte atlatması gerektiğini söyledi. 1970'lerdeki açılmanın ardından Çin ekonomisinin en zayıf büyüme dönemi olabilir ve Çin'de ne olursa bizim ekonomimizi de etkileyecektir karşılıklı pek çok işbirliğimiz var ve daha istikrarlı bir ilişkinin Avustralya için daha iyi olacağı açık ifadesini kullandı Hazine Bakanı. Avustralya Tüketici ve Rekabet Kurulu'nun Woolworths ve Coles'un ülkenin süpermarket sektörünün 3'te ikisini domine ettiğini tespit etmesine rağmen federal hükümet bu şirketlere devlet eliyle satış zorunluluğu getirmeyi planlamıyor. Tüketici Kurulu'nun süpermarketlerle ilgili ara raporu düşük gelirli hanelerin gelirlerinin beşte birini markette bıraktıklarını ortaya koydu. Araştırmanın ilk 6 ayında 21 binden fazla tüketici tipik bir alışveriş sepeti doldurmanın maliyetinin son 5 yılda %20'den fazla arttığını tespit eden geri bildirimlerde bulundu. Hazine Bakanı Yardımcısı Andrew Leigh, büyük süpermarketlerin şirket paylarının devlet eliyle satışa zorlanmasının rekabeti arttırmayacağını söyledi. We don't see other in up and the see Dünyada böyle bir örnek olmadığını ve Albanizi hükümetinin bunu bir çare olarak görmediğini söyleyen Hazine Bakanı Yardımcısı, şirket payını elden çıkarmaya zorlama yetkisi Avustralya'da enerji sektöründe var. Ancak olsa bile çok ender kullanılır ve rekabete yaramayacak bir konuda pek bir anlamı yoktur ifadelerini kullandı. Avustralya Tüketici ve Rekabet Kurulu süpermarketleri denetlemekle görevlendirildi. Raporun son hali 2025 yılının Şubat ayında yayınlanacak. Avustralya'nın petrol ve gaz arama şirketleri TGS ve SLB Schlumberger ülke tarihinin en büyük deniz dibi sismik patlaması çalışmasından çekildi. Denizaltı varlıkları koruma aktivistleri şimdi bunu kutluyor. Tartışmalı teklif kabul edilseydi Tazmanya'dan daha büyük bir alanda arama çalışması yapmak için sismik patlamalar yapılacaktı. Ancak vatandaşların tepkisi nedeniyle plan önce 31.500 kilometre kareye düşürüldü ve şimdi tamamen vazgeçildi. Avustralya Deniz Koruma Derneği'nden Louise Morris sonucu kutladı ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye vatandaşlarından rüşvet ve yasa dışı kampanya bağışı almakla suçlanıyor. New York Güney Bölgesi Başsavcısı Belediye Başkanı Adams'ın Türk hükümet yetkilileri ve iş insanlarına 100 bin doların üzerinde lüks seyahat faturalarını ödettiğini ve seçim kampanyasına yasa dışı olarak bağış sağladığını iddia etti. Başkan Adams'ın New York itfaiyesinin New York Türk evini denetleme sürecine müdahale ettiği ve denetimden geçmemesine rağmen binanın açılmasına izin verdiği öne sürülüyor. 57 sayfalık iddianamede Adams para transferi dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak da dahil toplam 5 suçlamayla karşı karşıya. Belediye başkanı ise bir hatası olmadığını savunuyor ve görevinden istifa etmeyeceğini belirtiyor. New York Belediye Başkanı hakkında açılan davada Türkiye bağlantısı ve Türk yetkililerin gündeme gelmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel New York'taki Türk evinden bir cevap verdi. Türk evinde açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili sorulan soruya Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kimseye yakışmaz cevabını verdi. Türkiye'de kredi kartı borçlarında yapılandırılmaya gidiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yaptığı açıklamada kredi kartı borçlarına 60 ay vade ile yapılandırılma getirildiği duyuruldu. 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut'un cezaevinde intihar eden katili Cem Gariboğlu'nun mezarının açılması için yapılan başvuru kabul edildi. Cem Gariboğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına nokta koymak üzere Fethi Kabir yani mezar açılması işlemi ve DNA tespiti yapılacak. İstanbul Bahçeşehir'de 2009 tarihinde 17 yaşındayken öldürülen Münevver Karabulut'un cinayeti uzun yıllar tartışılmış, Türkiye'deki kadın cinayetlerine ilişkin emsal bir dava olmuştu. 24 yıl ceza alan Cem Gariboğlu'nun 5 yıl kaldığı Silivri cezaevinde intihar ettiği ve cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'daki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yemeğine katılmaktan son anda vazgeçtiği ifade edildi. döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 23 lira 49 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 61 Euro senten işlem görüyor. Bugün spor haberlerimizi ayrı bir bölüm olarak hazırladık. Ben hava durumuna geçeyim. Meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olacağı öngörülüyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 16 derece. Sydney ara sıra yağışlı 18, Melbourne güneşli ve 17 derece. Adelaide güneşli 22, Perth sağanak yağışlı 18, Hobart kapalı 17, Brisbane yağışlı 21 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz ben Seda Ercan. Yayınımız İsmail Kayhan'la sürüyor. <laughs> Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Haber sonrası ilk bölümde Avustralya ve Orta Doğu'dan güncel gelişmeler yer alacak. Avustralya'dan iki konuya değineceğiz. Birincisi, şu günlerde herkesin üzerinde tepindiği Coles ve Woolworths süper, süpermarketleri. Diğer yerel konumuzda, muhalefet lideri Peter Dutton'ın uluslararası öğrencilere ilişkin dünkü sözleri. Bunu da ilginizi çekecek. Bugün Lübnan'daki gelişmeleri de kapsayacağız. Ayrıca her zamanki gibi Yavuz Ohan'dan Türkiye gündemini de dinleyeceksiniz bugünkü yayınımızda. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Haber sonrası bu bölümde öne çıkan bazı Avustralya olaylarıyla başlayacağız. Hani derler ya bir kere düşmeyi ver. Herkes tekme atmak için sıraya girer. İki büyük süpermarketin başına gelen de şu anda bu. Geçen yıl Kuantas'ın başına gelenler şimdi Woolworths ve Coles'ın başına geliyor. Müşteriler çok kızgın. Örneğin geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yayınlanan videoda Woolworths'ın CEO'su Amanda Bardwell'in yolunu Sidney'in güneyinde bir mağazanın önünde kesen ve kafa tutan sıradan yurttaşın görüntüleri yayınlandı. Vatandaş videoda Bardwell'e başındaki şirketin fiyatları şişirdiğini söylüyor. Ardından vatandaş zorlanırken masaya yiyecek koyamazken Woolworth nasıl alıyor da bu kadar kar etmekten utanmıyor diye soruyor. Woolworth ve Coles şişirme fiyat suçlamaları ardından sahte indirim kampanyaları düzenledikleri gerekçesiyle mahkemeye verilecekleri de açıklandı hatırlarsanız. Bu haberler ardından borsada değerleri düştü bu iki şirketin. Bunlar yetmiyormuş gibi bugün de Tüketici Hakları Komisyonu süpermarketler üzerine hazırladığı geçici raporu açıkladı. 266 sayfalık raporda bu devlere ilişkin iyi bir şey var mı? Yok tabii ki. Fiyatların artması, bu sektörde rekabetin olmaması, müşterilerin indirim kampanyalarına inanmaması, süpermarketlere güveni ortadan kaldırdı diyor komisyon. Komisyon Başkan Yardımcısı bu sabah düzenlediği basın toplantısında geçici raporu açıkladı. Rapor Ocak ayında hükümetin isteği üzerine hazırlanmaya başlanmış ve önümüzdeki Şubat'ta son halini alıp Başbakan Anthony Albanese'nin masasına gelecek. Geçici rapor olduğu için herhangi bir öneri yok şu aşamada. Sadece bulgular var raporda. Albanese'nin Şubat ayında önüne gelecek olan rapor bu sektörü düzeltmek için önerileri de kapsayacak. Tüketici Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Mick Hogg, süpermarket devlerinin güçlerini halk aleyhine kötüye kullandığını söyledi bugün. Bu rapor 21 bin süpermarket müşterisinden alınan bilgilerle hazırlanmış. Hatırlayacağınız gibi komisyon birkaç gün önce Woolworths ve Coles'un indirim yapmadığı halde çok sayıda malda indirim varmış gibi gösterip müşterileri kandırdığı gerekçesiyle federal mahkemede dava açılacağını duyurmuştu. Raporun açıklanmasından sonra Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Lay, 15 yıldır böyle bir rapor hazırlanmadığına işaret etti. Yani bu alanda ki tekele 15 yıldır kimse bakmamış. Coles ve Woolworths 135 milyar dolarlık süpermarket pazarının %67'sini kontrol ediyor. Onları en yakından takip eden Aldi'nin payı sadece %9. IGA %7. Tüketici Hakları Komisyonu'nun geçici raporu bu durumu oligopoli olarak adlandırıyor. Olig, oligopol, az sayıda baskın firmanın pazarı yüzde kırktan fazla bir oranda paylaşması anlamına geliyor. Oligopol piyasası genelde 2-3 veya 4 oyuncunun hakimiyetinde şekillenen bir piyasa. İlginizi çekeceğini umduğum bir başka gelişmede dün muhalefet lideri, Peter Dutton'ın söylediği bazı sözler. Sydney'de 2 radyosunda Avustralya'da okuyan yabancı öğrenciler konusunda bir açıklama yaptı. Çok sayıda uluslararası öğrencinin vizelerinin iptal edilmesine itiraz başvurusu yaptığı haberler üzerine Dutton'a bu soruldu ve Dutton cevap verdi. Daha doğrusu tartışma yaratacak sözler dile getirdi ki yankıları bugün de sürüyor. Datın vizelerin vizelerinin iptaline karşı çıkan yabancı öğrencileri Avustralya'ya teknelerle gelen mültecilerin modern versiyonu olarak değerlendirdi. Datın bunlar geliyor ve vizelerini uzatmak için her şeyi yapıyorlar diyor. Eleştirmenlere göre Datın'ın kışkırtıcı bir dili vardı bu konuşmada. Datının gölge bakanı Angus Tyler bugün televiz televizyonda hayır bunda kışkırtıcı bir şey yok diye liderini savundu. mesajlarınızla devam edeyim. Dünden kalan bir mesaj var. Onu okumak istiyorum. Fevzi Bey göndermiş. Dün e, negatif gearing konusunu e, gündeme getirmiştik biliyorsunuz. O konuda yazmış. Yani her şey halledildi Başbakan tarafından. Borcu ödenmiş bir insanın evinin gelirine göz kondu. Helal olsun. Tebrikler diyor. E, bu negatif gearing'in kaldırılması çabasını ee, eleştiriyor Fevzi Bey gönderdiği mesajında ee, teşekkürler Necdet Bey gönderdiğiniz ee, mesaj için 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara Orta Doğu'ya dönüyoruz Amerika, İngiltere, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yaptı. Arkadaşımız Seda Ercan'dan dinliyoruz. Avustralya, Amerika, İngiltere ve müttefikleri İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tırmanmasının ardından Lübnan'da geçici ateşkes çağrısında bulundu. 12 ülke tarafından imzalanan ortak açıklamada diplomatik çalışmalara imkan vermek üzere çatışmalara derhal 21 günlük bir ara verilmesi istendi. Sesler İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısından alınmış kayıtlar. Bu iki ülke arasında 2006 savaşından bu yana yaşanan en büyük şiddet olayı. Sadece bu hafta Lübnan'da 700'e yakın kişi öldü ve yaklaşık 90 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, militan grubun sınır ötesindeki roket saldırılarına misilleme olarak Lübnan'daki Hizbullah altyapısını hedef aldığını söylüyor. Ancak Lübnan Sağlık Bakanı Doktor Firaz Abiyada göre binlerce sivil çapraz ateş altında kalmış durumda. This honestly contradicts all the lies that the Israeli enemy has said. İsrail Hizbullah militanlarını hedef aldığını söylese de ne yazık ki gerçekleşen saldırılar nedeniyle ölen ya da yaralananların çoğu evlerinde oturan vatandaşlar diye anlatıyor Sağlık Bakanı Lübnan'daki durumu. Bu arada sınırın diğer tarafında yani İsrail tarafında on binlerce İsrailli de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak hiçbir yerin güvenli olmadığı görülüyor. Hatta İsrail'in başkenti Tel Aviv'in bile Hizbullah tarafından yayınlanan bir videoda Lübnanlı militan grubun İsrail istihbaratı Mossad'ın Tel Aviv'deki karargahını hedef alan bir balistik füze saldırısı düzenlediği görülüyor. Ve Gazze'deki savaşın tam teşekkülü bir Orta Doğu savaşına dönüşme riski daha da büyüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Kor General Herzi Halevi cephedeki birliklerini ziyaret ederek onlara Lübnan'ı işgal etmeye hazırlanmalarını söyledi. Amaç çok açık kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde geri döndürmek istiyoruz. Bunu başarmak için bir manevra süreci hazırlıyoruz. Bu da botlarınızla düşman topraklarına ayak basacağınız, Hizbullah köylerine gireceğiniz anlamına geliyor, ifadesini kullandı İsrail Genelkurmay Başkanı. İran, Hizbullah'ın en büyük destekçisi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Güvenlik Konseyi'nin hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkesi zorlamak için derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ve İsrail'e de Lübnan'da topyekün bir savaş çıkarırsa İran'ın kayıtsız kalmayacağı konusunda bir uyarıda bulundu. The Israeli leaders must understand that their crimes will not go unpunished. İsrailli liderler suçlarının cezasız kalmayacağını anlamalılar diyen İran Dışişleri Bakanı gerilimi azaltmanın yolunun İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik tüm saldırılarını durdurması olduğunu söyledi. Gazze'de ateşkes sağlanmadan bölgede barışın garantisi olmayacağını belirten bakan, Güvenlik Konseyi'ni İsrail'i e durdurmak ve ateşkes ilan etmek için harekete geçmeye çağırdı. Dün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Fransa ve müttefikleri çatışmaları durdurmak için geçici bir anlaşma üzerinde çalıştı. Beyaz Saray tarafından yayınlanan ortak bir bildiriyle sınır ötesi çatışmaları durdurmak için derhal 21 günlük bir ara verilmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunuldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, New York'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada bölgede gerginliğin tırmanma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Lebanon, Lübnan'la ilgili olarak tam teşekküllü bir savaşı önlemek ve İsraililerle Lübnanlıların evlerine geri dönmelerine izin verecek diplomatik bir sürece geçmek için Ortaklarımızla yorulmadan çalışıyoruz ifadesini kullandı Anthony Blinken. Bu ateşkes planı New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda görüşüldü. Fakat İsrail diplomasiyi memnuniyetle karşıladığını ancak ateşkesi kabul etmediğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Orta Doğu ihtilafını sona erdirmek için çatışmaların durdurulması ve iki devletli bir çözüm çağrısında bulundu. Hizbullah'ın uzun zamandır Lübnan'ı bir savaşa sürüklemeye çalıştığını söyleyen Macron, İsrail'in operasyonlarını Lübnan'a yöneltmesinin sonuçları olacağını belirtti. Lübnan'da savaş olamaz. Bu yüzden İsrail'i Lübnan'daki çatışmayı durdurmaya ve Hizbullah'ı da İsrail'e füze fırlatmayı durdurmaya çağırıyoruz diye konuştu Macron. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne Lübnan'ın bir cehenneme döndüğünü söyledi. Guterres, hem İsrail'in hem de Hizbullah'ın itidal göstermesi gerektiğini ve konseyin tam teşekküllü bir çatışmayı durdurmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi the Konseyden bu yangını söndürmek için uyumlu bir şekilde çalışmasını rica ediyorum. Tüm taraflara net bir şekilde öldürmeyi ve yıkımı durdurun diyelim. Uçurumun kenarından geri çekilin. Her ne pahasına olursa olsun topyekün bir savaştan kaçınılmalıdır. Bu bir felaket olur diye konuştu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde yaşayan vatandaşları evlerine güvenli bir şekilde dönene kadar Hizbullah'la tüm güçleriyle savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Fevzi Bey gönderdiği mesajında diyor ki Sayın Başbakanımız yani Antonio Albanese'den bahsediyor. Başbakanımız Birleşmiş Milletler'de oylamada çekimser kaldı bu hafta. 700 kişi ölünce lütfen 22 gün ateşkes çağrısında bulunuyor gerçekten çok acı demiş bu dinleyicimiz mesajında. Yenişehirli şöyle diyor. Tarih ve zamanımızda yaşanan en büyük insani zulümlerin kaynağı devletler, iktidar ve yönetenler olmasıyla beraber gerçek sorumlular bu zulümler karşısında susup seyirci kalanlardır diyor. 68'lilerin tarihi sloganını unutmayalım. Susma, sustukça bir gün sıra sanad'a gelecektir. Bu dinleyicimizin gönderdiği mesaj. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız. Sadece sosyal medyanın size gösterdiğini değil, olayları her yönüyle öğrenin. Bütün haber ve söyleşilerimize SBS Türkçe internet sitesinden ulaşın. sbs.com.au bölü sık kullanılanlara ekleyin. Haftanın son yayınının yarısını geride bıraktık. Bizleri cep telefonlarından, internetten ve televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Ve sırada Yavuz Ohan var. Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye değerlendirmesini dinliyorsunuz. Yavuz Bey Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğünüyle başlayalım. Bu düğün neden çok konuşuldu? Çok konuşulması çok normal. Çünkü şöyle düşünün, bir öğretmen öğrencilerine not verecek, değerlendirecek, onların işte e, başarılı olup olmadıklarına karar verecek, evleniyor, bütün öğrencilerini nikaha davet ediyor veya düğüne davet ediyor ve herkes de düşünüyor. Öğretmen evleniyor, biz ona ne takı takalım, işte... E, 50 liralık mı 100 liralık mı 1000 liralık mı 10 bin liralık mı 1000 dolarlık mı kendi aralarında anlaşıyorlar ve kendilerini değerlendirecek olan kendilerine not verecek olan öğretmene e, ellerinde hediyelerle düğüne gidiyorlar ya da bir doktor ameliyat edeceği hastaları çağırsa ve benzeri diye bu örnekleri çoğaltmak mümkün. BDDK dediğimiz yer bankaları denetleyen kurum yani onların işlerini kolaylaştırabilir onların işlerini zorlaştırabilir bürokratik işlemlerle ilgili bir takım inisiyatifler kullanılabilir. Evlenen kim? Belirekan'ın başkan yardımcısı. Düğüne davet ettikleri kim? Denetlediği bankacılar, banka yöneticileri. Adamlar da şaşırıyorlar şimdi böyle bir düğüne davet geldiğine göre ne yapalım, nasıl bir hediye götürelim? İşte 350 bin dolar, 350 bin lirayla 450 bin lira arasında olsun, 500 bin lirayla arasında olsun diye kendi aralarında bir başkası diğerinden farklı olmasın ya da çok sırıtmasın diye bir limit de belirliyorlar. Ondan sonra da gidiyorlar düğüne. Düğün nasıl bir düğün? Düğünde yemek yok, içecek yok, eğlence yok, müzik yok. Gidiyorsun, tebrik ediyorsun gelinle damadı. Orada bir kutu koymuşlar takıların içine konulacağı. Onun içine e, takıları atıyorsun. Altın getirdiysen, altın döviz getirdiysen, döviz ki desteğiyle döviz atanlar da vardı. Ve bu kameraya da çekiliyor. Kim ne attı o kameradan da görebilmek mümkün. Yani çıkar çatışmasının olacağı bir buluşma söz konusu. Bir bankacı oraya o hediyeyi verdiğinde bir beklentiye girebilir. Bir hediye getirmeyen bankacı ile ilgili o BDDK Başkan Yardımcısı farklı bir yaklaşım içinde olabilir. Bu açıkça rüşvetlenmese de rüşvete yakın bir durum. Belelaka Başkan Yardımcısının bankacıları oraya davet etmesi çok enteresan ve çokça konuşuldu bu tabi. Üzerine dediğim gibi bir eğlence yok, yemek yok, bir düğün değil yani sadece takı merasimi yapılmış orada. E buna ilişkin çokça konuşulunca resmi olarak yapılmadı ama Hazine ve Maliye Bakanı'nın Mehmet Şimşek'in de buna kızdığı, ve Amerika'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte orada yatırımcılarla bir araya geldi. Döndükten sonra da e, bu BDK Başkan Yardımcısı ile ilgili inceleme başlatacağı ve gereğini yapacağı söylendi. Gereği ne olabilir? Ya da AK Parti hükümetinde bu tip bürokratlara daha önce ne yapılmış diye baktığınızda çok fazla aslında e, bir e, bir müeyyide görünmüyor. Bu işin bir de siyasi boyutu var. Orada MHP bir yöneticisinin akrabası damat, gelinse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı. Gelenlerin genelde MHP'li olduğunu görüyorsunuz. Bir MHP camiasının yoğun ilgi gösterdiği bir e, davet bu. Aynı zamanda işte bankacılar söz konusu. İşin bir de siyasi boyutu var. O nedenle MHP'nin kontenjanından belirlediği olan bir isim için Mehmet Şimşek'in yapabileceği çok şey var mı? O da pek mümkün görünmüyor. Geçmiş deneyimlerden elde edilen bilgiler çerçevesinde ya da gözlemler çerçevesinde söylenebilir. Yani yapanın yanına kar kalıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntüleri izledikten sonra bir işte şöyle kaba bir hesap yapmış. İşte işte şu şu kadar getirse bu bu kadar getirse zaten aralarında ne getirecekleri bankacıların belli katılanlar belli yaklaşık 1 milyon dolar kadar bir takıdan bahsediliyor. Bu da tabi geçmişte Türkiye'nin hatıralarında eski başbakan Tansu Çiller'in kendi servetini açıklarken oğlunun sünnet düğününü gerekçe göstermesiydi, kaynak göstermesi vardı. Hatta Perisler çiftliğini onun için aldı, onun aldığını falan söylemişti. Çokça konuşulmuş Türkiye'de, günlerce tartışılmıştı ama böyle bir olay çok fazla konuşulmuyor. Belki ileride bir servet beyanı yaparsa e, bu bürokrat, BDK Başkan Yardımcısı düğünümde taktılar der geçer. Yakın zamanda Ankara'da başsavcı evlendi, evlendikten sonra balayına helikopterle gitti. Bir e, memurdan bahsediyoruz, bir memurun helikopterle balayına gitmesi nasıl mümkün olabilir? Kimsenin aklına gelebilecek bir şey değil gitti ve bunu gösterdi de sosyal medya hesaplarından. Sonra o başsavcının ki sonra Yargıtay'a gönderildi. Bir takım çete davalarında birilerini kolladığına ilişkin ifadeler işte Ayhan Bora Kaplan davasından sonra ortaya çıktı. Ee, bununla ilgili de bir takım incelemeler var ama bir cezalandırma var mı derseniz cezalandırma yok. Maalesef Türkiye'de geçmişte olan bir takım Değerler vardı geçmiş çokça eleştiriliyor ama geçmişte bu değerler vardı bir endişe vardı en azından utanma yoksa bir kaygı vardı memurlarda başıma bir iş gelir diye şu anda oralarda o kaygıların utanma o duyguların tamamen yok olduğu bir dönemi yaşıyoruz gibi görünüyor bir şey yapar mı Merkez Bank Hazine ve Maliye Bakanı yapabilir mi elinden bir şey gelir mi çünkü Kendisi yurt dışında çokça görev yapmış bir isim, oradaki uygulamaları da biliyor. Herhangi bir şekilde bir Avrupa ülkesinde böyle bir şey ortaya çıksa bakan dahil herkes sorumlu olur ve bunun üzerinden kıyamet kopar, istifalar gelir. Burada kimsenin rahatına dokunulmuyor, istifa yok, resmi bir açıklama yok. Sadece bir perde arkası bilgi olarak Hazine Baniye Bakanı rahatsız oldu, inceleme başlatacak, gereğini yapacak gereğini yapacak dendiğinde de çok inandırıcı olmadığını söylememiz lazım bu konuyla ilgili olarak. Maalesef son dönemde Türkiye'de sıkça rastlanan ee, ve kimsenin de çok fazla bir şey yapmadığı yapamadığı böyle bir çürümüşlük tablosunun bir parçası diye bakabiliriz. Uzun süredir basında yer alan Ayhan Bora Kaplan davası nedir ve bunun siyasetle bir ilgisi var mı? Dedim ya Ankara'da Başsavcı Ayhan Bora Kaplan davasında işte e, bu meselelere dahil olmuş bir takım ifadeler var onunla ilgili. İşte başsavcının evinin mefruşatını Ayhan Bora Kaplan yaptırmış. Ayhan Bora Kaplan'ın başsavcıya ev aldığı, araba aldığı iddiaları ortaya atıldı. Bunlarla ilgili ciddi bir soruşturma, ciddi bir inceleme yapılıp yapılmadı tam olarak ortada yok. Bir e, HSYK'da bir soruşturma vardı ama ortaya çıkan bir şey yok. Hala görevine devam ediyor. ...bu meseleyle ilgili iddiaların... ...muhatabı olan başsavcı. Ayhan Bora Kaplan önemli bir isim. Son olarak da... ...Ankara Emniyet Müdürü Ayhan Bora Kaplan'la... ...bir takım ilişkileri olduğu dönemin... ...Süleyman Soylu dönemin... ...emniyet müdürü ki onunla ilgili de disiplin sürecinin... ...başlatılabileceği bir yargılama sürecinde... ...başlatılacağı duyuruldu. Süleyman Soylu döneminde... ...Ankara Emniyet Müdürü'nün iki yardımcısının da... ...Ayhan Bora Kaplan'dan... E, ...menfaat sağladığı, hesaplarındaki... Paraların e, geliş gidişlerine ilişkin izahatta bulunamadıkları iddia edildi ve bununla ilgili yargılamaları var. Üstelik onlar polislikten de ihraç edildiler. Ee, Ankara'da yol verilen birileri tarafından bir e, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan böyle görünüyor. Bazılarına işkence yapmış e, talepleri yerine getirilmediği için bazılarının işte Ankara'dan taşınması sağlanmış, bazılarını ayaklarından vurdurmuş iddialar bu yönde. Büyük bir operasyonla yakalanmıştı e, ve o çetenin içinde bir gizli tanık vardı. Onun da Ankara Emniyeti ile ilişkisi çıktı ve Ankara Emniyeti'nden polisler e, gözaltına alınıp tutuklandılar ve yargılanıyorlar. Sonra da serbest bırakıldılar, tahliye edildiler. Hala yargılamaları da devam ediyor. İlk ortaya çıktığı ansa 15 Temmuz gecesi TRT'nin önü. TRT'nin önünde silahlarla poz veren bir isim. E, sonrasında o TRT'nin önüne Sadık Soylu, Süleyman Soylu'nun kuzeni tarafından davet ed edildikleri ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili soruları mahkemede kabul etmedi. Silah nereden buldun sorusuna cevap vermedi. Ki orada bir takım silahların buradaki çetevari ekiplere dağıtıldığı iddia ediliyordu. Sonrasında ona yol verildiği işte uyuşturucuyla ilgili e, bir takım faaliyetlerde bulunduğu ama bunların işte polise yansıdığı zaman polis oradan savcılığa yansıdığında başsavcılık tarafından dosyaların kapatıldığı şikayetlerin ortadan kaldırıldığı iddiaları söz konusu. Yargılamada böyle ağır aksak devam ediyor. Ne kadar sonuca varabilir belli değil. Ankara'da bir takım Hayat kadınlarının gittiği barların e, Ayhan Bora Kaplan tarafından işletildiği de iddia edildi. Orada bir takım yetkililerin ağırlandığı, onlara kadın pazarlandığı iddiaları da var. Yani cıvık cıvık dolu iddia var ama e, ciddi bir soruşturma söz konusu değil. Hatta adam cezaevindeyken polislere kumpas kurdu. Bir tane e, itirafçı e, herkesin göz önünde kaçtı. Yurt dışında şu anda tutuklu ama o operasyonu yapan polisler cezaevine girdi. Böyle çarpık bir durum söz konusu. Soyluya yönelik çok ciddi böyle işaretler var ama soruşturma oraya kadar yürümüş değil. Dediğim gibi dönemin Ankara Başsavcısı'yla ilgili çok ciddi iddialar ve ifadeler var polis tarafından alınan ama onunla ilgili de bir şey olmuş değil. Maalesef bu tip olaylar Türkiye'de yapanın yanına kar kaldığı, baltaların parmağını yaladığı gibi bizim eski özdeyişlerimiz var. Onlar uyacak Bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Az önce söyledim. Çürümüşlüğün bir göstergesi diye BDDK ile ilgili tab tablonun burada da e, ona ilişkin işaretleri bol miktarda bulmak mümkün. Ankara'nın organize suç örgütü lideri birileri tarafından kollanıyor. Emniyete gittiğinde dosyası kapatılıyor. Savcılığa gittiğinde dosyası kapatılıyor. Şimdi cezaevinde ne kadar kalacağına ilişkin kimsenin e, tam bir bilgisi yok. Üç gün sonra cezaevinden çıksa Kimsenin şaşırmayacağı bir karakter Ayhan Bora Kaplan. Türkiye'nin çocuk yoksulluğunda dünya ikincisi olduğu haber oldu. Türkiye'de okulların açıldığı şu dönemde çocukların durumu konusunda ne söyleyebilirsiniz? Vallahi okullar öyle bir açıldı ki tam kepazelik. Yani koskoca Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki temizliği sağlayamaz durumda. Çok feci görüntüler geliyor. Yani e, okulların temizlenmediği, temizlik görevlileriyle ilgili bir kadro verilmediği, sonra bu itirazlar üzerine bir kadro verildi ama ona da başvuran olmadı. Çünkü asgari ücretin yarısı kadar para ödendiği iddiaları var. Milli Eğitim Bakanlığı bunlarla çok fazla ilgilenmiyor. Bu soruları da çok fazla yanıtlamıyor. Yani şu ana kadar okulların temizliğiyle ilgili probleme izah getirmiş değil, Türkiye'de yer yerinden oynuyor. Bulaşıcı hastalıkların e, oluşması ihtimali üzerinde duruluyor Tabipler Birliği tarafından ama Milli Eğitim Bakanı okulların temizliği ile ilgili sorunu kabul etmiş ve buna nasıl bir çözüm getireceğini ortaya koymuş değil bir 30 bin eleman alınacak dendi ama okul sayısı çok daha fazla ve bu mesele nasıl çözüleceği belli değil okulların ödenekleri yok velilerden para toplanıyor diye şikayetler vardı velilerden para toplanmıyor dedi bakanlık ama ben dahil birçok insan çevresinde okullara kayıt yaptıracak olan öğrencilerden para alındığını biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok ilgilendiği konu ne? İşte değerler dersi var. va gelsin orada değerler dersi versin. İmamlar, cami hocaları gelsinler çocuklara ekstra ders versinler. Sabah namazına götürelim çocukları. Öğlen namazına götürelim. Şunu yapalım bunu yapalım. Zaten 100. yıl marif işte şey diye böyle bir müfredat diye bir şey de uyduruldu. Ve eğitim gerçekten son derece sıkıntılı durumda. Türkiye'de her aile çocuğumu ben nerede okutabilirim kaygısı içerisinde. Yapılan anketler var. Türkiye'de yaşayanların %50'si 60'ı çocukların çocuklarına imkan olsa özel okullara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı da bunun farkında. Özel okula çocuğunu verebilenler ...oraya bir ömür boyu borçlanmış gibi çok büyük miktarlarda paralar ödüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı bununla da ilgilenmiyor. Son bakanla birlikte e, milli eğitimde inanılmaz bir e, karmaşa ve kaos söz konusu. Ve dediğim gibi bakanlığın tek derdi Türk TÜGVA'yı oraya sokayım, öbür vakfı buraya sokayım. Onlar değerler eğitim versin, eğitim ideolojik altyapıya kavuşsun, çocukları öyle yetiştirelim ki bunu işte eski savunma bakanı Hulusi Akar katıldığı bir programda çok açık söyledi. Biz burada çocuklara değerler eğitim vermeliyiz. Allah'tan korkmalılar, büyüklere saygı göstermeliler. Bunu yapmazsak işte LGBT'li oluyorlar, uyuşturucuya bulaşıyorlar diye. Eğitimin temelinin Allah'tan korkuyu öğretmek olduğunu söyleyerek aslında eğitim meselesinde nasıl baktığını ortaya koydu hükümetin. Yusuf Tekin yeni bakan da bunun tam uygulayacak bir isim ve bu konularda tartış mecliste tartışmalar da olmuştu. Tarikat olduğunu kabul etmiyor ama tarikatların hepsinin dernekleri var. O dernekleri okula sokma konusunda büyük gayret içerisinde aynı gayreti okulları temizlemekte, öğretmenlerin sorunlarını çözmekte çok fazla göstermiyor. Üstelik işte mülakat kalkacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla mülakatı savunuyor. Mülakat yapılmış öğretmenlerin atamaları ile ilgili beklenti var o beklentiyi karşılayacak açıklama yapılmıyor. Yanlışlıkla duyuru yapılıyor, tekrar çekiliyor ve oralarda bir takım aksilikler görünüyor. Yani eğitim konusu nereden tutsanız elinizde kalıyor. Hem velilere büyük yük, hem öğrenciler için büyük problem. İmkanı olan özel okula gönderiyor çocuklarını, imkanı olan yurt dışında okumaya gönderiyor, imkanı olan devlet okullarından kaçırmaya çalışıyor. Tarihte böyle bir şey görülmüş değil gerçekten. Ee, geçmişten bugüne geldiğinizde eğitim çok eleştiriliyordu. İşte sınıflarda 30 kişi vardı, şöyleydi böyleydi diye. Ama bugün içerik olarak iktidarın dayattığı e, ideolojik eğitimden kaçmak için çok büyük bedeller ödüyor veliler. Bir de fiziksel olarak da zaten devlet okullarında ciddi problemler olduğu açık. Yavuz Ohan'ın Türkiye değerlendirmesi böyle. Ee, Yenişehir'li gönderdiği mesajında diyor yorumcunuzun düğünle ilgili yaptığı yorum ve rakamlar tamamen yanlış ve algı operasyonu diye değerlendirmiş Yavuz Ohan'ın anlattıklarını. Ee, Yavuz Ohan Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden de biri. Ee, onu da burada belirtmeden geçemeyeceğim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması ilk maçında Belçika ekibi Union St. Gloss'la karşılaştı ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Aynı ligde deplasmanda Ajax'la karşılaşan Beşiktaş ise sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. EFL'de bu sezonun finali yarın MCG'de oynanacak, Sydney Swans'la Brisbane arasında oynanacak. Maç dolayısıyla bugün Victoria'da resmi tatil uygulanıyor. Binlerce Brisbane ve Sydney taraftarı maçı izlemek için Melbourne'a uçtu. Yarın maçı stadyumda 100 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Türkiye Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Oynanacak maçlar şöyle. Sivas Spor Başakşehir, Samsun Spor Göztepe, Galatasaray Kasımpaşa, Alanya Spor Rize Spor, Trabzon Spor Konya Spor, Eyüp Spor Gaziantep, Antalya Spor, Adana Demirspor, Spor, Kayseri Spor, Beşiktaş. Kayseri Spor Beşiktaş maçı pazartesi akşama oynanacak. Evet Yavuz Ohan'ın değerlendirmesine ilişkin iki mesaj daha var. Bir Harry melodramatik diyor onun yaptığı değerlendirme. Gerçekler gerçeği kapsamıyor diyor. Teşekkürler SBS demiş Hasan Bey Sidney'den Yavuz Oha'nın yorumlarını çok beğeniyorum diyor bu dinleyicimiz de. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere öne çıkan haber başlıklarıyla veda edeceğiz bir müzik parçasından önce. Başbakan Albeniz'i İsrail'in yapılan barış çağrılarına kulak vermesi gerektiğini söyledi. Hazine Bakanı Jim Chalmers Çinli mevki, mevkidaşıyla önlerindeki zorlu yolu dürüstçe masaya yatırdıklarını belirtti. Chalmers Çin'i ziyaret edip döndü. Ve New York Belediye Başkanı'na karşı açılan yolsuzluk davasında Türk yetkililerin ismi geçiyor. Pazartesi günkü yayınımızda tekrar buluşmak üzere sizlere Gülşen'den dinleyeceğiniz bir parçayla veda ediyoruz. Tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.